Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çokgenler konusunun konu anlatımında ikinci videoyu çekeceğiz. İkinci videoda ne anlatacağım? Düzgün çokgen ve özelliklerinden bahsedeceğim size. Sayfa kaçtayız arkadaşlar? 120'deyiz. Ee, yalnız şöyle bir değişiklik olmuştu. Gerçi ilk defa şimdi daha sonrasında çektirenlerde sıkıntı olmaz da ilk çektirenlerde sayfayı sayfalar karışmıştı. Şu sayfa ve şu sayfa sayfa 120 ve 121 karışmıştı haberiniz olsun. Şu an sayfa 120'yi işleyeceğiz ama ilk çektirenlerde sayfa 121 diye gözüküyor arkadaşlar. Ee, sayfaların yerini değiştirin. Tamam. Haydi bakalım düzgün çokgene başlıyoruz. Düzgün çokgen neymiş? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve tüm iç açıları eş olan çokgene düzgün çokgen adını veriyoruz. Arkadaşlar ben bu kalemden bu kalemden 10 tane olsa bir düzgün ongen elde ederim. Sadece kalem olmasına gerek yok. Sadece kalem olmayacak yalnız dikkat edin. Açı ölçüsünü de bileceğim yani. Şu kalem bu da kalem mesela koydum açı ölçüsü de belli bir açı o açıyı da biraz sonra anlatacağım size belli bir açıda koyduğum zaman 10 kalemi birleştirdiğiniz zaman en son kalemlerde birbirine denk düşecektir hatta ee, bir kalem yani 10 tane kalem ve açısı da kaç olacak biliyor musunuz? 144 derecelik bir açıyla yerleştirirsem en son son iki kalem tam ucuza çakışacaktır arkadaşlar haberiniz olsun. Evet düzgün çokgen tanımı bu. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve bütün iç açıları birbirine eşitse biz buna ne diyoruz? Düzgün çokgen adını veriyoruz. Düzgün çokgenin bütün iç açıları birbirine eşit olduğu için dış açı da 180'e tamamlıyor ya. Dış açılarda ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki birbirine eşit olacaktır. Yani betanın 180'e tamamlayanı, 180'e tamamlayanı, 180'e tamamlayanı şeklinde olduğu için. Şimdi arkadaşlar bazı şeyler var. Düzgün çokgenin bir iç açısı. Hadi biz birlikte bulalım bunu. Yine birlikte bulalım. Tamam sınavlarda falan artık formül ezberlettirmiyorlar. O şey olsa bile verirler falan filan ama ne olur ne olmaz. AYT'de belki de e, formülü direkt size şey yapabilirler. Yani formül vermeden de soru olarak karşımıza çıkabilir değil mi? Şimdi arkadaşlar düzgün çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı nedir? En kenarlı düzgün çokgenin en kenarlı düzgün çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamını nasıl bulacağız daha doğrusu? Şimdi iç açılarının ölçüleri toplamı neydi? N eksi 2 çarpı 180'di. İç açılarının ölçüleri toplamı. Aynı zamanda betadan kaç tane var arkadaşlar sayacak olursak? En köşe varsa en tane açı var demektir. Yani en tane beta vardır burada. en tane betanın toplamı da ne olacaktır? N çarpı beta yapmaz mı? n çarpı beta da iç açıları ölçüleri toplamına eşit oluyor. O zaman bir tane iç açısı neye eşit oluyor? Bakın beta'yı yalnız bırakın burada. n eksi 2 çarpı 180 bölü n'e eşit oluyor arkadaşlar. Mesela beşgen. 5 eksi 2 yani bir tanesi. 5 eksi 2 3. 3 çarpı 180 bölü 5. O zaman sadeleştiği zaman kaç yapıyor arkadaşlar burası? 36. 36 çarpı 3'ten kaç yapar? Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece yapar arkadaşlar. Ama biz buradan mı yapacağız? İç açıyı bulurken tabii ki hayır. Daha farklı bir yerden yapacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim dış açıya. Dış açılar ölçüleri toplamı ki zaten ilk videoda da demiştim. Dış açılardan gitmek daha mantıklı değil miydi arkadaşlar? Dış açılar ölçüleri toplamı neydi? 360'tı. O zaman bu alfaları sayacak olursak alfa artı alfa artı alfa artı şeklinde gidecek olursam en tane alfanın toplamı ne yapıyor arkadaşlar? n tane alfanın toplamı tabii ki n çarpı alfa yapar. Yani dış açılar ölçüleri toplamı aslında bir de n çarpı alfa yaptı. Aa bak buradan güzel bir şey geldi. Dış açıyı yalnız bırak. Alfa neye eşit oldu? 360 bölü n'e eşit oldu. Bakın Düzgün çokgenin bir dış açısı da neye eşitmiş? 360 bölü n'e eşitmiş. Kendimiz bulduk. Yalnız nasıl bulduk arkadaşlar? İspatını da yaptık. Hatta buradan n ile alfanın yeri de değişik olabilir. Kenar sayısı da sorulursa 360 bölü dış açı şeklinde de kenar sayısını bulacağız arkadaşlar. O da bizim dış açı formülünden geliyor. Tamam mı? Bunu da unutmayın. Peki Burada başka bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz tabii ki. Düzgün çokgenin bir iç açısını bulurken artık dış açıyı bulmak daha kolay ya. Sen artık iç açıyı bulurken yaz kardeşim sen de yaz. İç açı neye eşittir? 180 eksi dış açıya eşittir. Yani düzgün çok düzgün altıgen mesela. Düzgün altıgenin bir iç açısını bulurken 366'ya böyle daha kolay. 60 dış açısı. 180 bölü 60'tan 120 diye daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Tamam bu da önemli arkadaşlar. O iç açı formülünü kullanmaktansa bunu kullanmak daha mantıklı. Burada da bizim içimiz, gücümüz, dış açılarla. bunu da sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Evet, sorulara bakalım. Düzgün çokgen. Yani düzgün beşgen, bir de eşkenar üçgen demiş. Arkadaşlar, e, hatırlayın ta eşkenar üçgende dediğim şey vardı. Eşkenar üçgen konusunun yapılamamasının en büyük sebeplerinden biri şudur dedim. Çok komiktir ama kenarların eşit olmasını göstermiyorsunuz, bir de açıları 60 derece yazmıyorsunuz. Düzgün çokgenlerde de aynı. Düzgün çokgenlerin böyle açısal sorularının yapılamamasının en büyük sebeplerinden biri kenarların eşit olmasını yazmıyorsunuz ve açıları da yazmıyorsunuz. Lütfen burada size ne demişse onu yapın. Ya düzgün çokgen sorusuysa açı soruluyorsa düzgün çokgenden dolayı kenarların eşitliğini gösterin ve düzgün kaçgense oradaki iç açısını falan bulun arkadaşlar. E burada da yine aynı şekilde düzgün beşgen. O zaman iç açısını bulalım arkadaşlar. Hatta düzgün beşgen iç açısı nedir diye sorduğumda 108 diye ezbere söyleyeceksiniz e, ileride. Bir hafta sonra. Çünkü çok düzgün beşgenle ilgili soru çözeceksiniz. 360'ı 5'e bölelim. Dış açıyı bulalım önce. Kaç yapar arkadaşlar? 72. O düzgün beşgenin dış açısı 72 derece ise 180'den 72 çıkartırsak iç açısı da kaç derece çıkar? 108 derece çıkar. Evet 108 derece kalsın bakalım bir kenarda. Bu arada bir de ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bizim şuradaki kenarların eşitlerini göstermemiz lazım. Kenarların eşitlerini gösterelim düzgün çokgenden dolayı. Bir de ABF eşkenar üçgen demiş. ABF eşkenar üçgense eşitlikleri mutlaka göster. Açılarımız da kaçar derece? 60'ar derece onları da göster. Bak şimdi ne çıktı? E düzgün çok geniş açısını biz 108 bulduk. Hocam burası da 108. E burası 108 derece ise buraya kaç kaldı? 48 derece kaldı. E x kenarlık var burada. 180'den 48 çıkart 132. Bu iki açıda 132'yi 2'ye bölerek açılar eşit ya. 132'yi 2'ye böldüğümüzde kaç çıkar? 66. 66 çıkar. Aa hocam burası 66. Değil mi? 66'yı bulduk. Bunun da tamamı 108 dereceydi. O zaman alfa artı 66 eşittir 108 ise alfa da buradan kaç çıkar arkadaşlar? 42 derece buldur. Neymiş? Bütün eşitleri gösteriyormuşuz. Bir de neyi? Açıları yazıyormuşuz arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Evet geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da arkadaşlar şöyle bir soru var. Bakıyoruz düzgün altıgen demiş. Hemen ne yapıyoruz? 360'ı 6'ya bölüyoruz. Dış açıyı bulalım ki altıgenin de artık iç açısı dış açısı ezberinizde kalacak. 60. Arkadaş dış açısı 60 ise iç açısı kaç yapar? 180 eksi 60'dan 120 derece yapar. Evet bir iç açısını 120 bulduk. Bu arada bakın düzgün e, açı soruluyor bize. Düzgün çok gel. Kenarların eşitliğini gösterelim. Şu kenar, şu kenar, şu kenar, şu kenar, şu kenar eşit. Sonra bir de kare olduğundan dolayı karenin bir kenarı çift çizgi. O zaman bu da eşit, bu da eşit, bu da eşit. Bak ekstra x, x, ekstra x kenar çıktı. Hocam kareden dolayı 90 derece. Bu açının tamamı da zaten 120 derece olduğundan dolayı buraya kaç kaldı? 30 derece kaldı. İkiz kenarlık var. Tepe açısı 30 derece. 180'den 30 çıkart. 150 2'ye böl. 75 75. Hocam burası da 90. Şurada bir doğru açı oluştu. Çünkü L eleman FK demiş. Yani doğrusal bu. O zaman burası 75 90 sa. Buraya 180'e tamamlayan açısı kaç derece kalıyor? 15 derece kalıyor. Yani cevabımız 15 yaptı sevgili gençler. <laughs> Ay siz de görün. Evet. Arada böyle video sırasında oluyor böyle şeyler. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da arkadaşlar şuradaki açı isteniyor. Düzgün 18 gen. Ooo. Hemen iç açısını bulalım. İç açısını bulmak için önce bir dış açıyı bulalım. 360 bölü 18. Böyle böyle büyük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Böldüğümüz zaman kaç çıktı? 20 derece. Yani dış açımız 20 derece arkadaşlar. Şurası 20. O zaman iç açıyı bulabilirim ben. İç açısı kaç yaptı? 160. Düzgün çokgende bütün iç açılar 160'ar er derece arkadaşlar. Neyse 160'ları yazdım. Sonra bu düzgün çokgense bütün kenar uzunları zaten birbirine eşit gösterdim. Aa hocam ikiz kenar tepe açısı 160 dereceyse 180'den 160 çıkart 22'ye böl 10 10. Ya da hocam zaten niye böyle yaptın? İki iç açım toplam bir dış açı. Bunların da 10-10 olduğu belli. Hatta burası da 10-10 mu? Evet. Şimdi ne yapmamız lazım? Alfa'ya yoğunlaşmak lazım. Aa alfa burası. Düzgün çokgenin bir iç açısının içerisinde. Yani 10 alfa ve 10'un toplamı. Yani alfa artı 20. Kaç yapıyor gençler? Kaç yapmak zorunda? İç açıyı biz kaç bulduk? 160 bulduk. O zaman alfamız kaç çıktı arkadaşım? 140 derece çıkar. Tamam. Açıları gösteriyoruz. Eşitlikleri gösteriyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Geçen sene buna benzer bir soru yazmıştım. Ee, ve sınavda çıktı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakalım nasıl bir soruymuş. Ben daha değişini yazmıştım. Ee, konu anlatımında da göstermiştim. Bunu şeyde de yapmıştım. Neyse yeterli sayıdaki düzgün beşgen şeklindeki eş kartonlar şekildeki gibi yapıştırılarak eş kartonlar düzgün beşgen şeklindeki bunlar bu şekilde yapıştırılarak düzgün çokgen elde edilecekmiş. Şöyle kapalı bir şekil elde edilecek arkadaşlar. Sonra düzgün beşgenin çevresi 10 birimse. Düzgün beşgenin çevresi 10 birimse. Bir kenarı kaç yapar arkadaşlar? 2 birim yapar. Evet düzgün beşgenin bir kenarı. Evet 5'e böldüğümüz zaman 2 birim yaptı. Elde, ediliyor, elde, elde edilen dış şeklin dış çevresi. Arkadaşlar ben böyle bir ABCD bilmem ne çok genelde diyorum ya. Şöyle bir çok genelde diyorum ya mesela arkadaşlar. Bunun içerisinde de bir boşluk var. Dışarısında da bir şey var. İçerisinde de şey var. Ama benden ne soruluyor? Bu şeklin dış çevresi soruluyor. İçeridekinin çevresi sorulmuyor arkadaşlar. Bu şeklin dış çevresi. Hatta garanti almak için ne yapmışım burada? Kırmızıyla da çizdirmişim arkadaşlar. Yani şu kırmızıya boyalı şeklin şeyi soruluyor. O zaman ben burada kaçgen olduğunu bulursam. Bu kenarlar üzerine beşgenler yapıştırılmışa kaç tane beşgen olduğunu bulurum. Ve kenar sayısından dolayı bakın her kenar sayısına iki tane 2 e, birleşiyor arkadaşlar. Her kenar sayısına 4 birleşiyor. O zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? Şu içeridekinin şeyini bulmam lazım. Bunun için neyini bulmam lazım? Dış açısını. Yani iç açısını ondan sonra dış açısını bulmam lazım. Düzgün beşgenin bir iç açısı kaçtı? 108 dereceydi. Nasıl bulmuştuk? İlk önce dış açısını bulduk. 360 bölü 6'dan 60 bulduk. O zaman aç, açımız kaç derece çıktı? Pardon 360 bölü 5'ten 108 derece çıktı arkadaşlar ait 72 derece çıktı. Dış açısı 72 ise 180 eksi 72'den de 180'den de 72 çıkartırsak 108 derece çıktı arkadaşlar. Evet bir iç açısı 108. O zaman burası da 108 burası da 108 burası da 108. Aa bak hop şuradaki açıyı bulabilirim ben. 108 108 108 108 ve şuraya alfa dersem. Alfa artı 108 artı 108 artı 108'in kaç olması lazım arkadaşlar? 360 derece olması lazım. O yüzden burada kaçıyı bulabilirim. Hatta bunu bulma. Bunu bulma. Gerek yok. 108, 108 ya. Gençler bizim neyi bulmamız lazım? Şuradaki içeride oluşan şu ABCD düzgün çokgenin dış açısını bulmam lazım. E bunun dış açısı şu değil mi arkadaşlar? Şunu uzattığımız zaman dış açısı burası yapmıyor mu? E burası da 180 zaten. E 180'i 180, 108'i 180'e 180, 180 180 tamamlayan açısı 72 derece. 108'den de 72 çıkartırsak kaç yapar? 36 yapar. Aa hocam bu çok yeni. dış açısı kaç yaptı? 36. O zaman ee, bize 360 bölü kenar sayısı ya da dış açı kenar sayısını vermez miydi? Ya 360 bölü kenar sayısı dış açıyı veriyordu ya da tam tersi n ile alfa yer değiştirebiliyordu. 360 bölü dış açı kenar sayısını verir. O zaman bu kaç kenarlı çıktı? 10 kenarlı çıktı. Dikkat! Şu 10 kenarlı oldu arkadaşlar. Şu çokgen 10 kenarlı oldu. Bu çokgen 10 kenarlıysa bu çokgende bakın burada bir beşgen var hop 4 var. Burada hop 4 var. Burada hop 4 var. O zaman burası 10 kenarlıysa 10 kenarlıysa 10 tane 4 yok mu arkadaşlar? İşte bu şeklin dış çevresi soruluyor bize. Dış çevresi de 10 tane 4'ten kaç yapmak zorunda? 40 yapmak zorunda. Tamam mı? Hatta bize tüm şeklin çevresi sorulmuş olsaydı, hem dış çevresi hem de iç çevresinin toplamı sorulmuş olsaydı, arkadaşlar burada 2 var bak ongen ya bir kenarda 2 var burada da 2 e, dediğim 4 var 4 var 4 var 2 tane 2 var yani içeride de 2 birim 2 birim 2 birimden 10 tane var bir de onları toplardık yani burası iç de kaç yapıyor arkadaşlar 20 yapıyor dikkat edin bu soruya bunun benzeri geçen sene sınavda çıktı ÖSYM'de yeni nesil bir soru sorduğu zaman aynısını lacivertini bazen önümüzdeki senede yine sorabiliyor mesela katlama soruda hala katlama sormaya devam ediyor belki bu sorudan yine gelebilir arkadaşlar. Evet 120'yi hallettik. Sıra 121'de. Neredeydi 121? Yukarıdaydı. Evet 121'de. Evet şöyle bir düzgün çokgen varmış arkadaşlar elimizde. A, B, C, D, E, F. Bakın şu düzgün çokgen arkadaşlar. Şu düzgün çokgen. Dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Düzgün çokgenimiz bu. Hatta şöyle göstereyim. Düzgün çokgenimiz şu şekilde kırmızıyla göstereyim size. Şurası bir düzgün çokgen arkadaşlar. Ve ne demiş arkadaşlar? Düzgün çokgende BC kesişim FE BC ışınıyla FE ışını K noktasına kesiliyor. O zaman BC BCK ile FEK ne olmak zorunda? Doğrusal olmak zorunda. BCK doğrusal, FK da doğrusal. Arkadaşlar bizim çokgenin kenar sayısını bulmamız için ne yapmamız lazım? Dış açıya yoğunlaşmamız lazım. O zaman dış açı bak burası doğrusal olduğu için dış açı zaten burası yaptı. Hatta burası da dış açı yaptı. Düzgün çokgenlerde dış açıya yoğunlaşacağız kardeşim. Yoğunlaştık. O zaman burası ne yaptı kardeşim? 180 eksi alfa yaptı. Ya da burada bir boynuz çıkmadı mı? Boynuz çıktı. Şu üçünün toplamı boynuz, bumerang, şal var ne derseniz deyin arkadaşlar. Şu üçünün toplamı burası olmuyor muydu? Yani burası 2 alfa artı 45 yaptı. Aa hocam düzgün çokgenin bir iç açısını 2 alfa artı 45 buldun. Her iç açısı aynıdır. 2 alfa artı 45, 2 alfa artı 45, 2 alfa artı 45 şeklinde. Dikkat ne çıktı? Şurası ikisi doğru açı olduğu için toplam 180 derece olmak zorunda. Bu ikisini toplayalım. 3 alfa artı 45 eşittir 180'den. 3 alfa eşittir 135'ten alfamız da burada kaç derece çıkar arkadaşlar? 45 derece çıkar. Çokgenin kenar sayısı soruluyor bana. Kenar sayısı da arkadaşlar 360 bölü n bize dış açıyı veriyordu ya tam tersi 360 bölü alfa da bize kenar sayısını verebilir arkadaşlar. Ben 45 derece buldum burayı. O zaman 360'ı 45'e bölecek olursak. A, e, en kaç çıkar arkadaşlar? 8 çıkar. Yani kenar sayısı 8 oldu. Bu çokgen 8 gen oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Hemen hemen aynı tarz bir soru arkadaşlar. Düzgün çokgenimiz bu sefer bakın nasıl? Şöyle bir düzgün çokgenimiz var. Yine ben çizerek göstereyim size. Daha da işimiz kolaylaşsın. Şöyle bir düzgün çokgen var elimizde. Bak yine ne demiş? AB kesim FEK demiş. AB ışınıyla FE ışının kesişimi K demiş. Tamam süper. O zaman bu ABK doğrusal demek. FEK doğrusal demek değil mi? Düzgün çokgen e, düzgün 18 gen. Hemen dış açıyı bulalım. 360 bölü 18 olduğu için arkadaşlar kaç çıktı burası? 20. Evet dış açı önemli benim için arkadaşlar. 20. Burası da dış açı 20. Benden ne isteniyor? Burada kaçı isteniyor? Şimdi dikkat ne yapmamız lazım? Arkadaş dış açıya yoğunlaşacağım ama hocam burada boynuz da yok ne yapacağız? Burada da dış açıyı oluşturalım. Şunu da şöyle oluşturacak olursak arkadaş. Şöyle oluşturacak olursak. Aa hocam şurada bir üçgen oluştu mu? Yani dış açı oluştu mu? Oluştu. Dış açıdan dolayı dış açısı ya zaten her zaman her yerde aynıdır. 20'dir. Peki şunu uzattığımız zaman ne çıktı? İster bunu ve bunu aynı anda da uzatabilirsin. Bu arada fark etmez. Ben bunu uzattım sadece. İki iç açının toplam bir dış açıdan burayı kaç buldun? Alfa artı 20 buldun. Ah şimdi burada bir boynuz çıktı mı çıktı. Şunun 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 toplamı burası olacak. Yani alfa artı 20. 20 ve 20 yani 3 tane 20 60 yaptı. Yani alfa artı 60 yaptı burası. O zaman burası da alfa artı 60. Dikkat et, ne çıktı? Alfa artı 60 ile. Evet alfa artı 60 ile 20'nin toplamı ne yapacak? Alfa artı 60 ile 20'nin toplamı alfa artı 80 yaptı. Eşittir 180'den. Alfamız da buradan kaç derece çıkar arkadaşlar? 100 derece çıkar. Tamam. <laughs> Geldik buraya. Hocam bu ne ya? Uzun musunuz? Ay Allah ne yapacağız bilmiyoruz. Bakalım düzgün beşgen. Düzgün beşgenin bir dış açısının 72 iç açısında 108 olduğunu artık ezberlemişsinizdir büyük ihtimalle. Ki Soru çözerek şey yapacaksınız. 365'e bölseniz 72. E o zaman 180'den 72 çıkarttığımız anda Yani dış açısı 72. iç açısı da kaç çıkıyor arkadaşlar? 108 derece çıkıyor. Düzgün çokgen mi bu? Evet düzgün çokgen. Kenarların eşitliğini koyalım arkadaşlar. 4 birim 4 birim 4 birim 4 birim. Peki. Hocam hiçbir şey yapamıyorum. Bir açılara dalalım o zaman arkadaşlar. Açılara dal bakayım. 108 derece. Hocam burası 108. Bakın burası 108. Burası 108 olduğundan dolayı ikiz kenardan dolayı 180'den 108 çıkarttı. 72 2'ye böl. 36 derece 36 derece yaptı. Hocam burası da 108 olacak. O zaman buraya kaç kaldı? 72 kaldı. Çünkü tamamını 108 yapması için. Hocam 108 ise ikiz kenardan dolayı yine bunlar 36 derece 36 derece yaptı mı? Yaptı. Hocam 36 72 72. Oo 180 e tamamlayan açısı 72. Hatta ters açıdan 72. Hatta burası da kaç yaptı? 72 yaptı. Hocam 4 ise burası da kaç yaptı? 4 birim yaptı. Süper. Harika. Olay bitti gibi. Hatta burada ne çıktı arkadaşlar? Burası x ise Burası x ise burası da x mi? 36 36 x kenardan dolayı burası da x. Hatta burası 4 ise burası da kaç çıktı arkadaşlar? 4 birim çıktı. Tamam mı? Şunları kırmızıyla mı yazsak? Kırmızıyla yazalım isterseniz. Şurası x ise burayı da x bulduk. E, x kenardan dolayı burası 4 ise burayı da 4 bulduk. Burası 4 ise burayı da 4 bulduk. X kenar üçgenlerden. E hocam ne yapacağız? 36, 72, 72 üçgenleri. Şurada 36, 72, 72 üçgenleri var ama aynı üçgen. 4, 4, x, 4, 4, x. Herhangi bir sıkıntı yok. Başka ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz diye düşünürken şurada kaçta kaç derece arkadaşlar? 108 derece mi? Evet 108. Dikkat edin. Şu üçgenin kenarları mevcut. Yani x, x, 4. Bak 4 4 x art 4 ya da 4 4 x art 4 şurası arkadaşlar yani şu üçgenle şu üçgenle şuradaki büyük üçgen bu bu ve bunu alalım hadi benzer üçgen değil mi arkadaşlar biz bir uzunluğu bulurken nereden buluyorduk nereden buluyorduk hatırlayın ya dik üçgenden ya da benzerlikten baktık bütün açılar aynı bakıyorum 36 36 108 36 36 108 o zaman bu üçgenler benzer. Açı açı açıdan benzer çıktı arkadaşlar. E, aynı açının karşısındakiler oranlayalım. 36'nın karşısı x'ten küçük üçgende. Büyük üçgende 36'nın karşısı 4'e oranı eşittir. Küçük üçgende 108'in karşısı 4'ün. Büyük üçgende 108'in karşısı x artı 4'e oranına eşit olacaktır. İşler dişler yapalım arkadaşlar. x kare artı 4x eşittir. 16 yaptı. Attık öbür tarafa. X kare artı 4. X eksi 16 eşittir 0. Çarpanlara ayıracağız ama çarpanlara ayrılmıyor arkadaşlar. O zaman ne yapalım burada? Ee, diskriminanttan yapabilirsiniz ama burada e, x artı 2'nin parantez karesi aklıma geldi mesela x kare artı 4 x var ya yani şunu açarken ne aklıma gelir x artı 2'nin parantez karesi yalnız x artı 2'nin parantez karesinden x kare artı 4 x artı 4 fazlalığı var o zaman bundan 4 çıkartırsam x, x kare artı 4x elde etmiş olurum. Bir de eksi 16 burada var eşittir sıfırdan. Ne geliyor arkadaşlar? x artı 2'nin karesi eşittir. E, eksi 20 artı 20 yaptı. O zaman x artı 2 kaç yaptı arkadaşlar? 2 kök 5 yaptı. Ama dikkat artı eksi 2 kök 5 yapar değil mi? x de buradan ne oldu? Ya 2 kök 5 eksi 2'ye eşit olur ya da x eksi 2 kök 5 eksi 2'ye eşit olur. Artı 2 kök 5 eşitse bu. Eksi 2 kök 5 eşitse bu. Ama bizim kökümüzün ne yapması lazım? Pozitif olması lazım. O yüzden cevabımız da bu yapar arkadaşlar. İsterseniz diskriminattan yapın. Size kalmış delta b kare x 4 ac eşit. X 1, 1 2 kökü de eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a idi. Değil mi? Oradan da yapabilirsiniz tabii ki. Size kalmış. Gençler bir de böyle beşgenle de ilgili soru sorayım dedim. Aslında bu şey ne derler? Aslında bu şey e, altın oran diye bir şey var arkadaşlar. Düzgün beşgende de sağlanıyor. E, i̇sterseniz başka bir yerde altın oran diye yazın. Düzgün beşken diye düzgün beşgen altın oran diye yazın. İsterseniz onu inceleyin. E, orada da ilginç bir şeyler de var. Altın oran da sağlanıyor arkadaşlar. Burada e, o kat sağlanıyor. İsterseniz inceleyebilirsiniz ama gerek var mı? Bence gerek yok. Neyse geldik şuraya arkadaşlar. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşittir. Evet arkadaşlar eşit sayıda kenara ayıran köşegenler ne oluyormuş birbirine eşit oluyormuş. Ya bunun ispatını yapacağım. Aslında çemberden geliyor. Çember çizince şey geliyor eşit kirişler eşit yayların ayırdıkları kirişler birbirine eşit oradan geliyor da. Daha çemberi görmedik. Ya çemberi aslında geçen şeyde gördük ya fark etmez. Arkadaşlar çemberi çiz, Çemberle göstereyim isterseniz size. Bir çember çizsem her düzgün çokgenin etrafına bir çember çizilebilir arkadaşlar. Bir çember çizilebildiği için şöyle bir çember çizdik ya. Çizdiğin zaman şimdi çemberde de eşit kirişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşit ya. Burası alfa, 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 burası alfa diyebiliriz. Hocam sarılara bakın. Hardal rengi olanlara bakın. Bu kiriş 2 alfalık yayı ayırıyor. Bu kiriş de 2 alfalık yayı ayırıyor. O zaman yaylar ayırdıkları yaylar eşitse şunlar birbirine eşittir. Ya da şu kırmızı kiriş 3 alfalık. Bu kırmızı kiriş de 3 alfalık kirişi ayırıyor. O zaman bunlar da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. İşte ispatı nereden geliyor? Çemberden geliyor arkadaşlar. Tamam mı? O, ama ne yazmışız? Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenarı ayıran köşegenler birbirine eşittir. Mesela şu sarılara bakalım. Bu hocam iki kenara ayırıyor. Bu hocam iki kenara ayırıyor. O zaman bu kenarla bu kenar eşittir. 1. Hocam bu üç kenara ayırıyor. Hocam bu üç kenara ayırıyor. O zaman bu da bu da eşittir. Hatta buradan dolayı düzgün beşgende arkadaşlar bütün köşegenler birbirine eşit oluyor. Size şunu göstermek istiyorum. Ya e, düzgün beşkende anlatacağım size bunu ama bir düzgün beşgen çizeyim. En azından şu kavramı da e, tam hatırlamış olursunuz. Anlamış olursunuz arkadaşlar. Şimdi düzgün beşgende Hocam şurada bir köşegen çizdiğimizde kaç kenara yürüyor? Hocam buna mı bakacağız? Düzgün tekkenlerde biraz sıkıntı. Yani de öyle. Hocam bu iki kenarı da ayırıyor. Üç kenarı da ayırıyor. Hangisini kabul edeceğiz? En kısa kenara ayırdığını düşünün arkadaşlar. Tamam mı? Ee, şunu da şöyle çizsen bu da aynı şekilde iki kenara ayırıyor. Bunu da çizsen bu da aynı şekilde iki kenara ayırıyor. Bunu da çizsen bu da aynı şekilde iki kenara ayırıyor. Çizelim. 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 Bakın bütün çizdiğiniz köşegenler hep ne yapıyor? İki kenara giriyor. Bak bu da iki kenara girdi. Gördünüz mü? Yani düzgün beşgende zaten tüm köşegenlerin sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 diye 5 çarpı pardon n çarpı n çarpı n eksi 3 bölü 2 diye arkadaşlar. Ve ee, 5 çarpı 5 eksi 3 yani 2 bölü 2'den kaç tane köşegen oldu? 5 tane. Köşegenlerin sayısı 5 tanedir zaten. 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Daha da fazla çizemeyiz. Bunların hepsi de birbirine eşit. Hatta niye eşit? Şurası 108. Şunlar da birbirine eşit ya arkadaşlar. Niye eşitin? İkinci ispatını da yapayım. Şu açılarda eşit ya. Bu açılarda eşit ya. Şu açılarda eşit. Hocam bak 108 açısına ait kenarlar çizgiye çizgiye. 108'e ait kenarlar çizgiye çizgiye. 108'e ait, 108 e ait kenarlar çizgiye çizgiye olduğu için hep buradaki üçgenler eş üçgen çıkıyor. Mesela şu üçgenle şu üçgen eş üçgen çıktı. 108'in karşısındaki bu kenarla 108'in karşısındaki bu kenar eşit olur. Bir diğer ispat da bu olmuş oluyor arkadaşlar. Ya da işte 108'leri yazarsınız 36'ları yazarsınız falan filan. Yine açısal eşitlerden de yine x kenarlıkları bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Düzgün beşgende de bütün şeylerin eşit olduğunda görmüş olduk. Düzgün beşgende de yapacağız zaten bunu. Şimdi Köşegenle alakalı daha öncesinde mesela bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmişse. Nerede demiştik bunu? Hatırlayın. Karede demiştik mesela değil mi? Dikdörtgende demiştik değil mi? Çünkü niye? Karede ve dikdörtgende köşegenler birbirine eşitti. O yüzden köşegenle alakasız bir yerde bir eşitlik varsa diğer köşegende siz çizin demiştim. Burada da öyle arkadaşlar. Düzgün çokgenlerde de iki kenara ayıran köşegenle başka bir yerde bir eşitlik varsa ne yapacaksınız? Diğer köşegende siz çizeceksiniz. Hangisi mantıklıysa onu çizeceksiniz tabii ki. Mesela hocam bu. İki kenara ayılan köşegenle bu eşit verilmiş. Hocam bunu mu çizeceğim? Yan yana mı getireceğim? Evet. Çizdin. Hocam bunlar birbirine eşit. X kenar oldu ama X kenar üçgen tam çıkmadı. Şunu da çizersen X kenar üçgen çıkar. Çok saçma oluyor. Tek hamlede halletmeye bakalım. Başka nereye çizersem arkadaşlar X kenar olur. Şu iki kenara ayıran köşegeni çizecek olursam olay bitti arkadaşlar. Şu köşegen de iki kenara ayırıyor. Bu köşegen de iki kenara ayırıyor. Bunlar eşit oldu. Ve burada da ne çıktı arkadaşlar? X kenar çıktı. Ve ED ile FL kesimi kaymış. ED ışınıyla ile FL ışının kesimi kaysa o zaman EDK doğrusal, FLK doğrusal anlamına geliyor. AC eşittir KD demiş. Tamam onu kullandık. EFK açısı isteniyor bizden. Düzgün altıgen. Yani. 120 derece iç açısı ama ben yine de bulayım. 360 bölü 6 60 dış açısıysa o zaman iç açısı kaç derece yaptı? 120 derece yaptı arkadaşlar. O zaman bunlar kaç kaç oldu? 30 30 oldu. Hocam şuradaki ikiz kenarlığı kullanacağım ben. Şu ikiz kenar üçgenliği de kullanacağım. O ikiz kenar üçgenliği de kullanalım. Dikkat ederseniz ne çıktı? 30 derece. Aa hocam burası dış açı. Şu açılar da zaten birbirine eşit ve ikisinin toplamı 30 ise bunlar da 15'er derece çıktı. 15 15 30 olduğundan dolayı ve alfa kaça eşit oldu o zaman arkadaşlar? 30 15'in toplamı yani alfamız 45 derece eşit olur sevgili gençler. Cevabımız kaç çıktı? 45 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet, kesip yapıştırmalı bir soru. Bakalım nasıl bir soru. D, E düzgün beşgeni biçiminde karton AD köşegeni boyunca kesilip şekil 2'deki konuma getirildiğinde. Evet, şu köşegen boyunca kesilip onu almışlar, alt tarafa yapıştırmışlar. Tamam. Yapıştırdıklarında da A üstü C yani şu şurası AD ya kesildiği yer. Şurası tamam hali bu ya. Bu a üssü buraya geldi, d noktası burada kaldı arkadaşlar. E, burası da e noktasıydı, e üssü de buraya geldi arkadaşlar. E'nin üssü. Evet, a üssü c 6 birim oluyormuş, 6 santimetre oluyormuş. Kesim işleminden önce beşgenin çevresi lastik ip yardımıyla e, sarılıp lastik ip yardımıyla sarsam. Şöyle sardım arkadaşlar, lastik ip yardımıyla sardım. İpin uzunluğuna ne diyelim arkadaşlar? Bir kenar uzunluğu x ise eğer İpin uzunluğu ne yaptı arkadaşlar? Lastik ipin uzunluğu. Çevresini sardığı ipin uzunluğu ne oldu? 5x oldu çevresi. Ondan sonra bu kesimi aldım. Buraya yapıştırdım. Bunun etrafına da ne yapacakmışım arkadaşlar? Ee, kesimden sonra da şeklin çevresi lastik ip gergin halde olacak şekilde sarılıyor. Hadi bakalım lastik ipi saralım. Arkadaşlar lastik ipi sararken şuradan başladım mesela. Sardım. Ondan sonra şurayı sardım. Sonra cema şu, burayı sarınca böyle mi olacak? Hocam böyle 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 mi olacak? Hayır. Lastik ip ya dikkat et. Sarıyorsun burayı sardım burayı sardım. Buradan nereye gider? Buraya gider. Buradan buraya gider. Buradan da buraya gider. Tamam mı? Dikkat edin buna. Evet. Bu başladığımızda yani bizden bu şeklin çevresi soruluyor. Hatta buna göre ip kaç santimetre uzar diye soruluyor. Ö en başta burası 5x'ti. Acaba burası 5x'den ne kadar fazla olacak o soruluyor arkadaşlar. Şimdi ne yapalım. Aslında burada çaktırmadan ne yapmış biliyor musunuz. Şu bizim köşegen buraya gelmedi mi geldi. E şu parçayla şu parça birbirine eşit mi eşit. Tamam eşitliği gösterelim. Hatta şöyle göstereyim. Şu parçayla. Şu parça birbirine eşit. Yani bir kenara zaten x demiştik. x x x. Burası x artı 6 burası da x artı 6. Değil mi? Burası da x burası da x. Hocam burayı bilmiyorum ne yapacağım? E ne yapacağız? Burada bir köşegenle şurası da eşit verilmiş. Başka bir köşegeni çizelim arkadaşlar. Başka yapacak bir hamle yok. Mesela hocam şu köşegeni çizsem. Ya şununla alakası olmadı kardeşim. Tamam. E, x kenarlık çıkıyor aslında da. Şu köşegeni çizince de. Şununla da şu x artı 6 oluyor ama. Bir işime yaradı mı? Cık, yaramadı. O zaman başka bir şey yapmam lazım. Şu köşegeni çizersem eğer arkadaşlar. Aha. Güzel bir şey çıkacak gibi. Burası kaç derece? 108. Hocam burası 108 derece ise. Şurası 108 derece ise. Bunlar kaç yaptı? 108. Bu ikizkenar üçgen ya burası. X kenar üçgen olduğundan dolayı 108 ise 36 36 yaptı. İki iç açın toplam bir dış açıdan burası zaten 72 yaptı. Ve dikkat edin arkadaşlar. Şu köşegenle şu köşegen eşit değil midir? Sen bunu çizdiğin zaman şöyle şu köşegenle şu köşegen eşit değil midir? Yani burası x artı 6 ise burası da nedir? x artı 6. Zaten ne dedim biraz önce? Düzgün beşgende Bütün köşegenler birbirine eşittir. Aa hocam. Bak ne çıktı? Şurada ikiz kenarlık çıktı. Burası da x artı 6. Burası da x artı 6. Şurası da ikiz kenar çıktı gençler. Ee, i̇kiz kenarın tepe açısı 36 ise taban açıları ne olacak? 180'den 36 çıkart. 144 2'ye böl 72 72 yapacak. Yani buraya da 36 kaldı. Aa hocam 36 72 72 ikiz kenar çıktı. Yani burası da ne oldu? X yaptı. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar çevresine. Bakın sayıyoruz. 1 2 3 4 5 tane X var. Bir de ne var arkadaşlar? 6 var. Yani ipin bu şekilde gergin halde sardığımız zaman bu şeklin çevresi ne yaptı? 5x artı 6 yaptı. Önceden şeklin çevresi 5x'ti. Sonra ne oldu arkadaşlar? 5x artı 6 oldu. Ne kadar uzadı? 6 cm uzadı. Dikkat edin arkadaşlar. Kolay bir soru olmasına rağmen çok da güzel bir soru arkadaşlar. Ya kolay mı? Aslında şöyle soruya baktığınız zaman ohan, çüş ne diyorsun falan filan diye şey yapıyorsunuz ama kendiliğinden sonrasında çıkıyor köşegeni çizince arkadaşlar. Tamam mı? İp kaç santimetre uzuyormuş? 6 santimetre uzuyormuş. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet burayı da hallettik. Şimdi diğer sayfadayız. Şuradayız. Bir tane daha notumuz var arkadaşlar. Düzgün çokgenin köşesinden çıkan açılar gördükleri kenar sayısıyla doğru orantılıdır. Bunun ispatı yine nereden geliyor arkadaşlar? Yine çemberden geliyor. Çünkü bütün düzgün çokgenlerin etrafına bir çember çizebiliriz. Eşit girişlerin ayıkları yaylar eşit ya. Burası da alfa, 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 burası da alfa diyebiliriz. Aa hocam şurayı gören mesela alfa ise çevre açıdan dolayı burası alfa bölü 2 yaptı mı? Yaptı. Tamam mı? Alfaysa alfa ise alfa bölü 2 yaptı. Ya da x diyelim burası 2x mi olur arkadaşlar? Bunların hepsi 2x oldu. E hocam burada da çevre açı var. O zaman burası da x. Hocam burası bak 2 4 6 x yapıyor. 2 x dedik ki arkadaşlar şuraya. 2 4 6 x e burası kaç yaptı? 3 x yaptı. Gerçekten de düzgün çok yeni köşesinden çıkan açılar gördükleri kenar sayısıyla doğru Bak bir kenarı gören x. 3 kenarı gören 3 x. Hatta şuradaki açıya bak kardeşim. Şu açı kaç kenarı görüyor? 2 ee, iki kenarı görüyor. O zaman 2 x. Hocam bu açı kaç kenarı? Bu, şurası kaç kenarı görüyor? Tamam ispatı yaptık. Orları şey yapalım arkadaşlar. Şimdi orlardan bahsedelim. Yalnız köşeden çıkan açılarda unutmayın. Bakın burası alfaysa dikkat. Buraya alfa dersem eğer. Bir kenarı gören. 1, 2, 3 kenarı gören ne oldu? 3 alfa oldu. Hocam burası da alfa olur. Çünkü açı olarak bak. Açı olarak bakacaksın. Şöyle açı olarak bakacaksın. Bir kenarı görüyor. O zaman alfa. Hocam burası da açı olarak bir kenarı görüyor. Köşeden çıkan açı. O zaman burası da alfa. Hocam şurası kaç kenarı görüyor? Hocam 1, 2, 3 kenarı görüyor. Değil. Bak açı olarak bakacaksın. İki kenara görüyor. Yani 2 alfa diyeceksin. Hocam burası kaç kenara görüyor? Açı olarak bakacaksın. Şöyle açı olarak bakacaksın şuraya. Burada kaç soruluyorsa o açı olarak bakacaksın. Kaç kenara görüyor? Sayalım. 1 2 3 4 5 kenara görüyor. Yani buraya da 5 alfa diyebilirsin. Gördükleri açılarla e, neymiş? Doğru orantılıdır. Doğru orantılıdır. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Evet bir kenarı gören alfa ise iki kenarı gören iki alfa. Üç kenarı gören üç alfa diye 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 gidebiliriz. En kenarı gören de en alfa. Hatta size bir şey daha söyleyeyim mi? Dış açısı da ne oluyor biliyor musunuz? İki alfa oluyor. Bir kenarı gören açının iki katı oluyor. Sebep? Niye ezberleyeceğiz mi hocam? Ezberleme kardeşim. Şurası bakın şöyle bir üçgen oluştu. Var ya burada iki iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Şuradaki dış açı 180'e tamamlayan açı. İki iç açının toplamı bir dış açıdan zaten burası 2 alfa çıkıyor arkadaşlar. Bu da özel olarak düşünebilirsiniz. Aklınızda kalabilir. Çünkü çok da güzel bir şekilde hani düzgün çokgenlerde bizim işimiz gücümüz dış açısı değil miydi arkadaşlar? O yüzden dış açıya yoğunlaşacağız dış açıyı bulduysan bir kenarı gören açı alfaysa dış açı da 2 alfa. Yani kendin de ispatıyla da şuradaki ispatıyla da yapabilirsin. Ki ben öyle yapacağım biraz sonra. Anlaşıldı mı? İnşallah anlaşılmıştır. Dikkat edin. İspatlarını da gösterdim. Çemberden geliyor arkadaşlar. Evet. Geldik şu soruya. BE köşegeni. BE ve DH'ın kesişimi K'ymış. EKH açısı. EKH açısı. Şurası soruluyor arkadaşlar bana. Düzgün kaçgenmiş 20 gen. 360'ı 20'ye böldüğümüz zaman dış açıyı buluruz. Kaç yapar? Dış açısı 18 yapar. Hmm. Hocam bir yere bir dış açı olarak göstereyim. Mesela şurayı göstereyim. Dış açısı. Şunu şöyle çizdim arkadaşlar. Dış açısı 18. Hocam dış açısı 18 ise o zaman hoppala cuppala şunu şöyle çizdiğimiz zaman şurada kaçlar ne yapar? İki iç açının toplam bir dış açıdan 9 mu yapar burası? Evet bir kenarı gören açı kaç yaptı arkadaşlar? 9 yaptı o zaman. 9 9 18 olduğundan dolayı bir kenarı gören açı 9 yaptı. Ya da dış açısı 18 ise bir kenarı gören açı alfaysa, bir kenarı gören açı alfaysa, bir kenarı gören açı alfaysa dış açımız neydi? 2 alfa deyip 2 alfamız 18 ise alfamız da kaç 9 derece diye de söyleyebilirsiniz. Ama ezber yapmaktansa bu şekilde yapmak bence daha sağlıklı. Peki bir kenarı gören açı 9'u buldun ya Bak sen bu açıyı bulsan olay bitti aslında. Bu açıyı bulsan hocam bu kaç kenarı görüyor? Açı olarak bakacaksın. Bir iki kenarı görüyor. O zaman bir kenarı gören açı 9 ise o zaman burası iki kenarı gördüğü için burası kaç yapar? 18 yapar. Hocam bir de burada buradaki açıyı bul bulsam süper olacak. Çünkü iki iç açının toplam bir dış açıdan sonuca ulaşırız. Hatta neyse yapayım da ondan sonra şey yap, göstereyim size arkadaşlar. Ee, burası kaç kenarı görüyor? Açı olarak düşün şöyle. 1, 2, 3 kenarı görüyor. O zaman 3 kere 9, 27 yapar. Bu açı da 27 yaptı arkadaşım. Tamam mı? Şurası da 27 yaptı. Şuraya yazayım aslında. E, buradaki alf, e, x açısı da kaç yapacaktır o zaman? 2 iç açının toplamı 1 dış açı olduğundan 27 ile 18'in toplamı yapar. Yani x açısı kaç yaptı arkadaşlar? 5, 45 mi yaptı? Evet 45 derece yaptı sevgili gençler. Ya da Böyle iç açı formülünden de yapabilirsiniz de gerek yok ya bunu bildikten sonra rahat bir şekilde yapıyorsunuz zaten. Sıkıntı var mı gençler? Yoktur inşallah. Yoktur yoktur çünkü kolay. Ve şunu söyleyeyim genelde bu anlatılmaz ciddi diyorum konu anlatımlarında bu anlatılmaz ee, şeyde falan da yoktur. Ama buradaki mantık şeyden geldiği için çemberden geldiği için konu anlatımlarının arasına koydum arkadaşlar ben ki bence güzel böyle düzgün 20 gendeki, düzgün 30 gendeki, düzgün işte 15 gendeki açılarla ilgili araya çizilen köşegenlerle ilgili açıyı bulurken nasıl bulacağız? Tabii ki böyle bulacağız. Başka çaresi yok. Tamam mı? Belki de ilk defa görüyorsunuz bunu. Çok genişlediniz mesela siz. Neyse geldik şuraya. Arkadaşlar düzgün 18 gen. 360 bölü 18. 360 bölü 18 kaç yapıyor gençler? Tabii ki 20. Dış açısı 20. A hocam bir ki, bu iki kenarı gören açı bak bu dış açı. Aynı zamanda iki kenarı gören açıdır bu. Aynı zamanda bir kenarı gören açı da ne yapar arkadaşlar? 10 derece yapar. Ya da hocam şöyle ya. Şu dış açısı kaç? 20 ya. Şuradan şunu şöyle çizince hop. iki iç açının toplam bir dış açıdan bunları 10-10 buldum. A hocam bir kenarı gören 10 dersin olayı bitirsin. Tamam aklında bulunsun. Hocam şurayı falan bulacağım ama direkt kenarı gören açı yok. Aslında arkadaşlar burası kaç derece çıktı? 160 derece mi çıktı? 180'e tamamlayandan dolayı. O zaman dış açısı, iç açısı 160 çıktı. Burası da 160. Şu açıyı da bulursam şurada bir dörtgen var arkadaşlar. Dörtgen iç açıları toplamından sonuca ulaşırım. E, zaten burası da kaç derece? 100 derece. Bu açı kaç kenara görüyor? Şöyle baktığımız zaman 1, 2, 3 kenarı açı olarak düşün. Şöyle açı olarak düşün. 1, 2, 3 kenarı görüyor. 1 kenarı gören 10'du. 3 kenarı gören ne olacak? 1 kenarı gören 10'sa 3 kenarı gören kaç yapar? 30. O zaman burası da 30 derece yaptı. Aha da şurada bir dörtgen çıktı arkadaşlar. Karşımıza dörtgen iç açıları toplamı kaçtı? 360'tı. Toplayalım o zaman. Alfa 160, 30 ve 100. Alfa 160, 30 ve 100. Toplamı 360 yapacak. Şunu şuraya atsak 200 yaptı, 100 yaptı, 70 yaptı. Alfayı da buradan 70 derece bulduk. İşlem hatası yapmadım inşallah. 200, 100, 100'den de 30 çıkınca da 70 yapar. <laughs> bir tane daha yolunda gördüm. Hocam bu ne güvensizlik böyle işlem hatası yaptım diye. Yapayım kardeşim ondan dolayı sağlam alayım ya. Ne yapayım işlem hatası yapıyorum. Toplama çıkarmada zayıfım. Hele hele bir de öğretmenliğe başladıktan sonra var ya. Ondan sonra zayıfladım zaten. Ben amele miyim lan derdim. Öğrenciye geri kalan işlemi yap derdim hep. Burada mecbur yapıyoruz vallahi yapacak bir şey yok. Neyse geldik şu soruya. <laughs> A, B, C, D, F, G, H, K bilmem ne şu gördüğünüz düzgün 12 gel. Hemen 360 bölü 12 kaç yaptı? 30. Tamam dış açısı 30. Hocam burada bu köşegen çizilmiş ve x soruluyor bize. Valla ne yapacağız? Üçgen oluşturmaktan başka çare var mı? Yok. Şu üçgen oluşturacak olursam. Aa hocam güzel bir şey çıktı. Bak 1, 2, 3 kenar ayıran. Bu da 1, 2, 3 kenar ayıran. O zaman eşit kenarlı eşit sayıda köşegenleri eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşitti. 6 ise o zaman burası da ne olacak? 6 yapacak. Peki. Ben bir de buradaki açıları bulursam belki özel açıdır. Süper olur arkadaşlar. Açıyı bulmam için kaç kenarı gördüğünü bu yapacağım. Arkadaş bir kenarı gören açı kaç derece? Bu dış açı. Dış açı iki kenarı gören açı değil miydi? Ya da ispatıyla yapayım yine. Dış açıyı şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası kaç derece? 30. Şuradan şunu şöyle çizecek olursam. iki iç açının toplam bir dış açıdan. Burası da 15-15 yaptı. Bir kenar gören açı 15 yaptı arkadaşlar. O zaman bir kenarı gören 15 ise şu açı kaç kenarı görüyor? 1, 2, 3 kenarı görüyor. Bir kenarı gören 15 ise 3 kenarı gören açı 45 derecedir. Yani burası 45. Burası da aynı şekilde 3 kenarı görüyor. O zaman burası da 45 ne çıktı karşımıza? 45 45 90 üçgen çıktı. Yani 90 45 45 ise 6 6 ise burası da kaç yapar? 6 kök 2 yapar. Ama bence her zaman şu şekilde yapmaktansa bu önemli arkadaşlar. Dış açıyı bulduktan sonra bir kenarı gören direkt dış açının yarısı diyebilirsiniz. Dış açı buysa bir kenarı görene direkt dış açının yarısı 15 derece diye söylemenizde fayda var. Çünkü önemli çünkü kullanıyoruz. Ha yani şey yapmazsanız ben bunları tamam bu şekilde kullanıyorum hızlı yapıyorum. Ama ben de ilk etapta hep öyle şey yaptım. Hani biraz önceki gösterdiğim ispat yöntemiyle yaptım. Siz de ilk etapta öyle yapın sonra aklınızda kalır zaten. Tamam ve bu videonun son sorusuna geldik arkadaşlar. Düzgün düzgün sekizgen. AB 2 birim. Yani düzgün sekizgenin bir kenarı 2 birimmiş. O zaman burası da 2 birim. Ee, bu dörtgenin alanı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar açıyı bulacağız. Açıyı bulalım. 360 bölü 8 kaç yapar arkadaşlar? 45 derece yapar. <laughs> o zaman bir kenarı gören açı kaç derece arkadaşlar? Dış açısı 45 ise bir kenarı gören 22 buçuktur kardeşim. Aa, hocam burası kaç kenara görüyor? Açı olarak bak 1, 2, 3 kenar deme lütfen. Açı olarak düşün. Açı. Lütfen açı olarak düşün. Açı olarak düşündüğün zaman böyle böyle olacak. Aa kaç kenarı görüyor? Açı olarak düşündüğün zaman 1, 2 kenar görüyor. 1 kenarı gören 22,5 ise 2 kenarı gören kaçtır? 45 derecedir. Burası 45. Hocam burası da iki kenarı görüyor. Burası da 45. Hocam burası da iki kenarı görüyor. 45. Hocam burası da iki kenarı görüyor. 45. Bir iç açısı kaç derece? Dış açısı 135 derece olduğuna göre. Dış açısı 45 derece olduğuna göre. iç açısı da 135 derecedir. İç açısı 135 derece olduğuna göre. Tamam 135 olması için. Burası 90 yaptı. Aha da burası 90 yaptı. Aha da burası 90 yaptı. Aha da burası 90 yaptı. Aa hocam 2 birim burası 2 birim burası. Ne yapacağız hocam bundan sonra şu uzunluğu bulmam lazım. O zaman bu özel açı mantığını kullanacaksın. Bak burada ne bulduk? Kaç kenarı görüyorsa o mantıktan açıları bulduk. Açıları bulduktan sonra da ne yapacağız? Tabii ki dik üçgenler oluşturacağız. 45 var ya çiz kardeşim dik üçgeni. Hop çizdin. E, 90'ın karşısı 2 ise 45 45 90 üçgeninde. 2'nin kök 2'ye bölümüş hali. Göstereyim hemen. E, kök 2'ye ile çarptın. 2 kök 2 bölü 2'den kök 2 çıktı. Hocam burası da kök 2 burası da kök 2. Buradan da bir dik çizersin. Çizdim diki. Hocam bunlar da kök 2 kök 2 yaptı. Aa burası 2 iken burası da 2 oldu. O zaman bir kenar kaç yaptı? 2 kök 2 artı 2 mi yaptı? Evet. Ya da 2 artı 2 kök 2 yaptı. O zaman bizden şu dörtgenin alanı bir dikdörtgen oldu. Bu dikdörtgenin alanı da bu çarpı bu. Yani 2 çarpı 2 artı 2 kök 2 isteniyor bizden sevgili gençler. Dağıttığımız zaman kaç yapıyor? 4 artı 4 kök 2 yapıyor sevgili gençler. Evet güzel bir yeri bitirdik. Önemli bir yeri bitirdik. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Ne yapacağız? Düzgün beşgen. Hu süperdir. Düzgün beşgen ve düzgün altıgen kaldı. Düzgün beşgeni bir videoda, düzgün altıgeni de bir videoda halledip sonrasında olayı bitiririz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.